devam incitme sana valla. İcraatımız, çalışmalarımız Türkiye genelinde olduğu için genel merkezimiz İstanbul'da. 20 yıldır kurulmuş bir teşkilatız. Ana hedefimiz sigara içmeye aday olan özellikle çocuklarımızın sigara içmemesini sağlamak. Bunun için de dernek olarak biz 20 yıldır Adıyaman'da faaliyet yürütüyoruz. Anayasayla çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlığını korumak garanti altına alınmış olmasına rağmen maalesef sadece Türkiye değil dünyada birçok insanın müptela olduğu, bir bulaştıktan sonra kurtulmasının zor olduğu bir şey. Küçücük bir şey ama günde 100 bin, yılda Türkiye'de 100 binin üzerinde insanın ölümüne sebep olan tütün. 3 saniyede bir dünyada bir insanın ölümüne sebep olan tütün. Bütçeleri mahveden tütün. Böyle bir şeyle biz savaşıyoruz. Yıllardır bu ülkede tütünü özendirebilmek için, insanları sigaraya alıştırabilmek için adeta devlet eliyle reklamı yapılmış. Askere gidecek gence devlet asker sigarası vermiş, sigara içsin diye. Gelin olacak kızımıza gelincik sigarası hediye etmiş, gelin olunca sigara içsin diye. Milletvekili olana parlamenter sigarası uydurmuş, partiler adına sigaralar yapılmış, kişiler adına sigaralar yapılmış. Velhasıl kelam, bu memlekette insanımız sigara içsin diye gece gündüz demeden çalışılmış. Ama öyle bir dönem geldi ki 20 yıl evvel, bu ülkeyi idare edenler içerisinden kalbinde Allah korkusu olan, vatan sevgisi olan, insan sevgisi olan bir grup, bununla savaşmaya başlamış. İşte o süreçte biz de Adıyaman'da bu görevi bir insani görev olarak, bir farz-ı kifaya görev olarak bilip 20 yıldır sigarayla savaşıyoruz. İnsanla değil, sigarayla savaşıyoruz. Dernek olarak inanmış 15 arkadaşımız 20 yıl evvel bu derneği kurduk ve ben de emekli bir din görevlisi İmam Hatip olmam hesabıyla yıllardır okullarda konferanslar, seminerlerle insanlara sigaranın zararını anlatmaktayım. Yıllardır toplamaya çalıştığım, ben sigarayı bırakmak istiyorum diye bize gelenlerin bıraktıkları paketler var. O paketler üzerinde kaç yıl içmiş, ne zamandan beri bırakmış, tarihini alıyoruz, gününü yazıyoruz ve telefon numarasıyla zaman zaman da kendisiyle irtibat kurarak üyelerimizle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Buradayız, Adıyaman olarak derneğimiz hizmete devam etmektedir. Ben sigarayı içiyorum ama bırakmak istiyorum diyen herkesi derneğimize bekliyoruz.